Herkese selam dostlar. Pokemon Shield maceramızın 16. bölümüyle devam ediyoruz. Oyunun ana senaryosunu tamamladık bir önceki bölümde. Şimdi oyun sonrası yapmamız gereken çeşitli etkinlikler var, eventler var. Oradan devam edeceğiz. Lafı daha fazla uzatmayalım. Şöyle oyuna bir giriş yapalım. Bu arada credits ekranından sonra karşılaştığımız ekran bu oyunun yine girişteki ana ekranıydı dostlar. Hop. Slumbering Wild'da bir olaylar var. Belli ki. Çünkü orayı gösterdi bize. Hop. Bu da annemizle karşılaştık. Profesör Manolya, emekli daha doğrusu. Manolya şampiyonluk için bizi tebrik ediyor. Evimize kadar gelmiş. Oo, Master Ball verdi bize. Güzel. Master Ball'u niçin verdin? Muhtemelen Zamazenta'yı yakalamamız için verdi bize. Teşekkür ederiz. Eternatus uyandı. Dynamax enerjisi her yere yayıldı gibi bir şeyler söyledi. Bu Dynamax fenomeni Galar kültürü için çok önemli bir yer teşkil ediyormuş. Ondan bahsetti bize kısaca. Biz de teşekkür ediyoruz Manolya'ya ve zavallı Profesör Manolya dedi. Niye zavallı olsun ki kadın? Belediye başkanının yaptıklarından sonra tüm araştırmaları galiba çöpe gitmiş. Bu arada dostlar şöyle bir bakındım. Eternatus'un tekrar bir soft reset atıp yeniden yakalamak istemiştim. Bolt Nature'da Eternatus için gayet uygun bir nature. O yüzden yeniden yakalama işine girişmedim. Eternatus bu şekilde kalsın. Çünkü bende iki tane Timid. Bir tane de Modest versiyonu var Eternatus'un. Bu dördüncü Eternatus'um oldu benim. Şöyle şimdi ne yapacağız? Olayımız ne? Bir bakalım. Tamam, map'ten kontrol edelim. Şimdi Galar bölgesinde bir keşfe çıkabilirmişiz. Tamam, çıkalım abicim Galar bölgesinde keşfe. Şöyle bir üst kata çıkalım. Slumbering Wild. Şurayı bir keşfedelim. Çünkü burayı gösterdi. Buraya bir gidelim bakalım dostlar. Ne var ne yok. Haydi bakalım. Bu arada muhtemelen Hop'la karşılaşacağız burada. Çünkü daha Zamazenta'yı yakalayamadık. Zamazenta ismi de güzelmiş. Zamazingo gibi. Bunlar var burada. Galarian Weezing var. Burada bir Orbital var. Bir Munna var. Tekrar Orbital, Galarian Weezing. Böyle bir gidelim bakalım. Olayı neymiş? Sisler dağılmamış bu arada hala. Mekan sisli. Hop. Burada bizi bekliyor. Bu arada bununla muhtemelen kapışacağız. O yüzden ne yapıyoruz dostlar? İlk Pokemon'u Dabwool olduğu için dövüş tipi aldım üst sıraya. Ormanda ne yapıyorsun diyor. Peki sen ne yapıyorsun diyorum. Ben de. Zamazenta ve Zacian burada dinleniyor galiba gibisinden bir şeyler söyledi. Onları arıyor galiba buraya gelmiş. Bu arada zaferimiz için beni tebrik ediyor. Kardeşini yendiği için de memnunmuş. Kardeşini yendiğimiz için de memnunmuş. Galar'daki en büyük şampiyonmuşuz biz. Mükemmelmişiz. Yine yaladı yuttu bizi. Son bir savaşa daha ne dersin diyor. Tabi kapışalım. Gönder gelsin hop. Haydi bakalım. Gerçek bir savaş olacak. Hadi bakalım. Böyle bir tokatladı, kendine geldi. Ben de seni tokatlayacağım. Sen gönder bakayım Dabwool.
Şöyle bir super power'la dalalım dostlar. Bu arada muhtemelen bu bölümün sonunda Sword oyunundan takviye Pokemon'larımı çekeceğim dostlar. Çünkü final bölümünün akabinden hemen bu bölümü çekmeye başladım. Ne gönderiyordun abicim ya? Corviknight. Kaçırdım. Kaçırdım ne gönderdiğini. Şöyle bir Arctozolt'umuzu seçelim dostlar. Corviknight'ı da tekleyelim. Bunu yaparken de çayımızdan da bir yudum alalım tabi. Brave Bird. Gönder gelsin. Statik. Paralyze oldu. Güzel. Bolt Beak. Bakalım Bolt Beak'in şeyi nasılmış. Görseli. Çok da iyi değilmiş. Güzel. Level'ları almaya devam ediyoruz bu arada. Snorlax. Hemen değiştirelim. Kime geçeceğiz? Tabii ki Grapplo. Bu arada yeni takviye alacağım Pokemon'ların level'ları muhtemelen 70 ile 90 level arası değişiyor olacak dostlar. Ona yapacak bir şey yok. Zaten oyunun sonu geldi. Bir oyunun güç dengelerinde bir uçurum oluşmuyor yani. Artık oyunun senaryosunu normal bir şekilde oynadık, bitirdik. Gerçi hiç Pokemon yakalamadım. Hiç Pokemon yakalamadan oynadığım Pokemon oyunlarından biri oldu. Hepsini daha öncesinde yakalamıştım söylediğim gibi. Bu arada yine ben kaçırdım. Cromorant attı. Pokemon değiştirme olayını. Şuradan bir Arctozolt gönderelim buna tekrar. Hem uçan hem su türünde 8. jenerasyona ait bir Pokemon. Bahsetmiştim bundan. Drillpeck. Teşekkürler. Statik oldun sen de. Ne haber? Bu arada Arctozolt fena değilmiş ya. Bolt Beak. Beğendim Arctozolt'u. Ama online maçlarda nasıl? Bir denemek lazım, görmek lazım. Belki bir Battle Tower'da deneyebilirim kendisini. Muhtemelen oyunun senaryosunda topladığım şeylerle, toplayacağım şeylerle işim bittikten sonra dostlar. Bu arada Amulet Coin'i devreye sokmadık biz. Bir de TomTomcu Rillaboom'umuzu sahneye davet edelim. Son Pokemon'un ne abicim? Orada bir deneyebilirim bunu. Laftan lafa atladım yine. Aa bak yine kaçırdım ya. Vallahi biraz dalgınım dostlar. Kusura bakmayın. Ne gönderdiğini kaçırdım yine. Ne gönderiyorsun abi? Kim Churchin? Olur, olur. Elektrik tipi. Çalsın davullar o zaman. Haydi bakalım. Kırbaçladık Pinch Urchin. Poison Jab. Süper efektif vurdu. Bir daha çalsın davullar o zaman. Drum Beating. Haydi bakalım. Trainer Hop. Sökül paraları. Kaç para vereceğim bize? Para önemli dostlar bu oyunda. Çünkü ev training için o paraları kullanıyorum. Teker teker Pokemon'ları kasmak yerine seni asla yenemeyeceğim sanırım gibisinden bir şeyler söyledi. Sonya gelmiş. Siz ikiniz yine mi buradasınız? Evet Sonya'cığım buradayız. Zaferimiz için, Leon'a karşı olan zaferimiz için bizi tebrik etti. Burada ne işin var diye soruyor Sonya'ya. Uzun zamandır babaannemin asistanı olarak çalışıyordum, artık profesörüm dedi. Galar tarihiyle ilgili araştırmalarına devam ediyormuş. Ve bir defter verdi bize. Galiba publisher. Galar bölgesinin sırrıyla ilgili bir kitap yazmış galiba.
bununla ilgili bir defter verdi. Hop da ben zaten onun bir kopyasına sahibim dedi. Hop'a da vermiş galiba daha öncesinde. Tam da ondan bir şeyler söyledi ama orayı kaçırdım dostlar. Kusura bakmayın. Şu anda ait olduğu yere geri mi bırakacaksınız diyor. Çürük kılıç ve kalkanı. Ha, bunun için buradayız gibisinden bir şeyler söyledi Hop. Pek de bırakmaya niyeti yoktu galiba. Hadi bakalım. Geri ait olan şeyleri buraya bırakacağız dostlar. Rusted Shield. Zakian ve Zamazenta. Hop. Kılıcı ve kalkanı ait olduğu yere bıraktık dostlar. Hadi bakalım. Aha, iki tane tip çıktı dostlar. Well. Sonya'nın Galar tarihi kitabını okumuşlar galiba. Benim kitabımı bana mı geri getirdiniz diyor. Sayfa sayfa okumuşlar internetten. Yalanlarla dolu diyor kitabın diyor. Ben Sword War dedi. Diğeri de Shieldbird'miş ismi de. Galar'ın yeni krallarıymış bunlar. İkizler galiba. Bunlar bize ait diyor. Kılıç ve kalkanı aldılar dostlar. Hop engel olmaya çalışıyor ama. Onlar size ait değil. Zamazenta ve Zakian'a ait dediler. Dedi. Hop. Arkadaşlara. Yani işin özeti o dostlar. Ben mükemmel Shieldbird dedi. Ve bizi savaşa davet etti. Gönder gelsin o zaman. Hadi bakalım. Surfaced. Okey. Alırız. Scraplo. Bu arada Surfaced de çok karizma olmamış mı dostlar? Çizmini çok beğendim Surfaced'in. Hadi canım, görüşürüz. Ne gönderiyorsun? Shieldbird Pokemon Shield'a özel dostlar. Diğeri de bunun ikiz kardeşi de Pokemon Sword'a özel. Sword oynuyorsanız eğer diğer kardeşle kapışıyorsunuz. Bu arada Bronzong'a attım. Atma sebebim tamamen amulet coin içinde. Daha fazla para kopartırız diye. Hipnosis kullandı, uyuttu bizi. Okey. Biz de uyanalım o zaman. Tekrar. Nerede bizim full heal kullanacağım şimdi? Onu aramayacağım arada. Ekstra sensör. Hadi bakalım. İyi vurdu. Kritik. Pardon, çantaya tıkladık. Buradan knock off. Hop. Hadi canım, görüşürüz. Sırada ne var? Phalanx. Bu arada bunun Pokemon'ları daha defansif dostlar. Diğerinin Pokemon'ları da daha atakçı. Onu söyleyeyim. Bir Galarian Rapidash lazım bize dostlar. Bu bölümün sonunda alacağım. Phalanx. Gönder gelsin. Hex. Mega Horn. Süper efektif vurur. Ha, not very effective. Allah Allah. Böcek hayaleti süper efektif vuruyordu diye hatırlıyorum ama yanlış hatırlıyorum dostlar. Muhtemelen. Efektif vurmadığına göre yanlış hatırlıyorum. Bu arada 70 level'a doğru ilerliyoruz. Head Smash. Kim öğrendi onu?
kullanıcı da aynı zamanda korkunç bir hasar alır diyor. Ne gönderiyordun ya? Bak onu yine kaçırdım. Yeni ısınmaya başlıyormuş. Seni mahvedeceğim dedi. Clink clank. Aslında şuna bir grab lock atsak iyi olurdu ama. Neyse yapacak bir şey yok. Hex'le hallederiz. Wild charge. Gönder gelsin. Perish body. Artık wild charge'ını kullanamayacaksın. Muhtemelen. Perish body ne ya? Cursed body değil mi bizim curse olamızın yeteneği? Bu arada fazla experience almasının sebebini söylemiştim dostlar. Bunlar benim diğer oyundan gelen Pokemon'larım. İsmi yine Mikron'a ait. Orada da ismim Mikron olduğu için. Ama Pokemon'da her hesabın, her save'in farklı ID'si var. Farklı ID'ye sahip olan Pokemon'lar daha fazla deneyim puanı kazanıyorlar savaşta. O yüzden genelde hızlı X-Farm yapmak için karşı oyunundaki Pokemon'ları atarım ben genelde hesaba. Daha hızlı level alırım o sayede. Neyse aldılar. Ben kalkanı geri almayı başardım ama kılıcı kapıp kaçtılar maalesef. Hop kaybetmiş savaşı. Sonya da şampiyonun ilk... Bunlar kim diyor. Tiplerin kim olduğunu değişik tipler diyor. Merak ediyor. Ve George'de doğru gidelim dedi. Tamam hadi bakalım. Oradan buluşacağız. Ve George kasabasında buluşacağız dostlar o zaman. Şöyle bir yola alalım bakalım oraya doğru. Bu arada annemiz orada ben diyaloğu kaçırdım ama galiba bu eve gelmemizle ilgili bir şey söylemişti şampiyonun evine gelmemizle ilgili. Daha sonra bir uğrarız buraya. Şurada gözden kaçan bir şeyler var mı diye bir bakındım etrafa. Burada tabii bir canımızı dolduralım. Laboratuvarda buluşalım demişti. Ama öncesinde bir canımızı dolduracağız dostlar. Hop. Haydi bakalım. Hala buranın istasyonuna git diyor. Oraya gideceğim. Gideceğim ama DLC ile alakalı bir event var dostlar. Onu DLC'ye başlarken tetiklemek istedim. Bilmiyorum. Normalde oyunun öncesinde gelmişti o event. Daha doğrusu DLC çıkmadan önce gelmişti o event. Bu tip kim? Değişik bir tip varmış. Profesör Sonya bir ziyaretçiniz var diyor. Yeni asistanı galiba. Burada olmana sevindim diyor. Bu benim yeni asistanım. Ekstra yardıma hayır demezdim. Evet. Ben etrafta olmadığımda benim işlerimle ilgileniyor gibi bir şey dedi. Şampiyonla tanışmak onun için büyük bir onurmuş tarzında konuştu dostlar. Power Spot dedektörünü hatırlıyor musun diyor. Dynamax'in güç salınım dalgalarıyla ilgili yerleri keşfediyormuş galiba. Bu daha öncesinden haberdar oluyormuş. Bu da bu iki garip adamın neyin peşinde olduğunu belki diyor bu ekranı takip ederek şey yapabiliriz diyor. Dedektör bir şey keşfetti diyor. Waychurst kasabasında bir şey keşfetmiş. Evet. Turfield Stadyumundan geliyormuş. Beklenmedik bir Dynamax olayı olabilir diyor. Bu Eternatus olamaz diyor. Kesin o iki garip adam olmalı diyor. Tamamdır. Eternatus'u yakaladık zaten. Eternatus olamaz. Oraya gideceğiz o zaman. Şimdi dostlar bazı bölümlerde böyle yapabildiğim kadar çeviri yapıyorum. Bazı bölümlerde de yani hiç şey yapmıyorum. Bazen yorgun oluyorum gerçekten. Zaten İngilizcem o kadar iyi seviyede değil. Ama hani hikayenin genel ana kaba hatlarıyla hakim olacak kadar bir İngilizcem var. Onu söyleyeyim. O yüzden ben kendim anladığım kadarıyla çeviriyorum sizlere.
Umarım bu durum sizleri rahatsız etmiyordur, seyir zevkinizi baltalamıyordur. Şöyle zaten yani anlayacak çok derin böyle hikayesi olan bir oyun olmadığı için, hani bir Divinity serisi gibi bir oyun olmadığı için böyle güzelce soft bir şekilde hikayeyi ana kaba hatlarıyla çevirip burada bir problem varmış, devam ediyoruz seriye dostlar. İçerideki Pokemon'lar Dynamax olmuş galiba. Böyle bir sorun varmış. Şampiyon artık devreye girip onları, bu sorunu ortadan kaldıracak dostlar. Bize yardım eder misin şampiyon diyor. Hadi bakalım. Onlar da ekstra bir el atacaklar bize. Yardımcı olacaklar. Haydi bakalım. Hop sen de geliyor musun diyor. Hop da girdi içeri doğru. Hop zaten yırtık don. Yani girmediği bir olay yok Hop'un. Haydi bakalım. Şimdi şampiyon zamanı dostlar. Şampiyon artık. Serena. Diye okunuyor galiba. Serena da olabilir. Artık her ne. Ya buna direkt dalacağız dostlar. Artık yapacak bir şey yok. Dynamax diyorum. Max Knuckle şeklinde dalacağım. Dynamax'e bile gerek yoktu. İndiririz direkt ama. Hadi bakalım. Level bu arada. Bu arkadaş level'ını görebiliyor muyuz? Hayır göremiyoruz. Max Knuckle. Hop. Muhtemelen kalkan mı koyacak? Hatamızı arttırdık bu arada. Fruit Chop. Max Starfall. Hadi bakalım. O Appleton... Kimin acaba? Kimin Pokemon'u? Appleton. Milo'nun Pokemon'u galiba. Orada bir Appleton gördüm. Applin'in Shield versiyonuna özel hali dostlar. Bahsetmiştim. Applin's Shield versiyonunda aldığımız itemle Appleton'a dönüşüyor. Sword versiyonunda aldığımız itemle de eşyayla da ismini Frapple'a dönüşüyor dostlar. Bir an hatırlayamadım. O kadar fazla Pokemon var ki dostlar. Yani şöyle bir düşünüp hafızayı tazelemek gerekiyor hatırlayabilmek için isimlerini ve bazılarının türlerini. Evet, burada ki problemi hallettik. Evet, Dynamax'tan kurtuldu ve revive verdi. Baygınlıktan kurtardı onu. Evet. Ha, normalde böyle bir şey olmazdı diyor. Hiç beklenmedik bir şey oldu diyor. Değil mi diyor. Bizi sordu. Evet. Bu iki tipin alakası var galiba dostlar. Bölümün başında kapıştığımız o iki garip elemanın alakası var bu olaylarla. Gördüğünüz gibi Sword Ward ve Shieldbert. Sana geri vermeyeceğim diyor. Kılıcı istedi bu arada Hop. Ufak bir kutlama yapacağız falan dedi. Sizinle ilgili bir sorununuz mu var? Zakian ve Zamazenta'nın gerçek doğasını ortaya çıkaracağız diyor bu Dynamax fenomenini kullanarak. Galiba Zakian ve Zamazenta'nın kendilerine ait olduklarını iddia ediyor bu abiler. Çünkü kraliyet soyundan geldikleri için ilk iki kralın Pokemon'uydu bunlar. Bu abiler de kendilerine ait olduğunu iddia ediyorlar. Onların... Ya da gerçek doğası derken tam olarak neyi kastetti anlamadım.
açıkçası. Hop, Sonya geldi. Evet, Turfield kasabası normale dönmüş, ortalık sakinleşmiş. Holbury'den bahsetti. Holbury'de bir sorun çıkmış galiba. Bu iki değişik tip tekrar ortaya mı çıktı diyor. Hop ve Pierce. Şampiyonun ekibi. Hop ve Pierce dostlar. Birlikte bu Dynamax olaylarının peşinden koşturacağız. Evet. İşte şampiyon ruhu budur diyor. Bir sonraki kasabaya doğru yol alacağız muhtemelen. Şöyle bir bakalım olay neymiş. Holbury Station. Oraya doğru uçuyoruz dostlar Flying Taxi ile. Bu Neci miydi bu arada? Tam hatırlayamadım. Su. Suysa ne yaparız dostlar? Pokemon'dan hemen şuraya bir Rillaboom atarız. Rillaboom halleder. Hadi bakalım. Bu sefer de burada problem varmış. Ve gym liderimiz Nessa. Çok yaklaşmayın. Burası gayet tehlikeli bir hal almaya başladı burada durumlar diyor. Evet, yalnız değilsin diyor. Biz de yardım etmeye geldik diyoruz. Hadi şu işi yapalım. Hadi yapalım bakalım Nessa. Galiba artık tek kapışacağız. Mı? Yok, hayır, yine 4 kişi. Gyarados şeyi aldık ama hiç hoş olmadı ya. Hele bunu değil de keşke şeyi alsaydık. Intimidate. Hoş. Neyse, en azından normal vurur drum beating diye düşünüyorum. Bu arada ataklarımızı da birer tur düşürdü. Drum beating. Max overgrowth. Hadi bakalım. Biz de Dynamax yapalım. Gymlerin hepsini gezeceğiz dostlar. Teker teker gezeceğiz. Sorunu çözmek için. Böyle muhtemelen bir saati bulur gibi geliyor bana. Hadi bakalım. Max Gazer. Snapshot. Max Overgrowth. Keşke Arktoz oltu alsaydım ya. Çok da oyalamak istemedim açıkçası. Pokemon değiştirerek böyle yani bildiğiniz bir dakikamıza mal olacaktı eğer Pokemon değiştirseydim. Bunlar teker teker saldıracaktı falan, onları bekleyecektik. Bir demeye çeksi katmış olacaktık. Snapshot. Şimdi indireceğiz ama. Eğer birisi support saldırı yapmazsa. Aynen. Yarados'u da indirdik. Güzel. Su jeminde de işler normale döndü dostlar. Şöyle bir teşekkürümüzü alalım Nessa'dan. Aa, Nessa Rare League kartını verdi bize. Özellik kartını. Teşekkür ederiz Nessa'ya özellik kartını verdiği için. Bu arada oyunda her karakterin özellik kartları da var dostlar. Şu an bir bakalım. Nereye gitmemiz gerekiyor? Hop. Motostok şehrine gitmemiz gerekiyor dostlar. Bu kez de. Motostok şehrinde neye ihtiyacımız var? Tabii ki Dreadnought'a. Burası ateş gym'iydi dostlar. Dreadnought'a hemen yukarıya alalım. Nerede Dreadnought'umuz bizim? Hemen bir yer değiştirelim. Bisikletimize atlayalım. Böyle gym'deki
de ne olaylar dönüyormuş bir bakalım. Hop, bu arada yine PlayStation'da bir şeyler oluyor dostlar. Ali Samet Gerçek Rocket League grubuna katılmış. Hadi bakalım. Bu bölümü bitirdikten sonra muhtemelen ben de bir PlayStation'da biraz Rocket League oynamaya geçerim diye düşünüyorum. Çünkü bugün de arka arkaya 4 bölüm falan çektim. Biraz yoruldum. Biraz da kendim için oyun oynamak istiyorum açıkçası. Şimdi hem oyun oynayıp hem kayıt yapma işi dostlar, biraz nasıl söyleyeyim, her ne kadar kanalın seyircisi çok fazla olmasa, izlenmese de siz kendiniz için oynamış olmuyorsunuz oyunu dostlar. O yüzden kendiniz için oynarken ki kadar keyif alamayabiliyorsunuz oyunlardan. Yani biraz kısıtlı kalıyorsunuz. Tam olarak yapmak istediğiniz şeyleri yapamıyorsunuz. Böyle bazen daha yavaş oynamak istiyorsunuz. Bazen daha seri oynamak istiyorsunuz. Ama bunu yaparken de hikayeden bir şeyler kaçırıp sizi izleyecek olan kişilerden bir şeyleri kaçırmışsınız gibi oluyor. Bu da sizin oyun zevkinizi baltalıyor ve oyun oynamak bir keyif olmaktan çıkıp bir iş gibi görmeye başlıyorsunuz. O yüzden de oynarken ki, kendiniz için oynarken ki zevkinizi alamayabiliyorsunuz oyunlardan. Bilmiyorum anlatabildim mi? Biraz karmaşık bir cümle yapısı kullandım. Umarım anlatabilmişimdir. Bu arada Torkoğlu indirdik. Hadi olmadı. Bir tur daha saldıracağız. Max Quake. Gönder gelsin. Onu da bize vurdu. Kaya tipi olduğumuz için aynı zamanda süper efektif yedik dostlar. Ama sıkıntı yok. Süper efektif ve Torkoğul da aşağı indi dostlar. Hadi bakalım. Sırada neresi var? Yine aynı muhabbetler. Kabu teşekkür ediyor ve özellik kartını veriyor bize dostlar. Hop, bip bip. Telefon çaldı mı? Sinyal mi alıyoruz? Telefonumuz çalıyor. Laboratuvardan geliyor. Bir problem var galiba laboratuvarda. Wishing Star'ları mı çalmaya çalışıyorlar? Galiba Pokemon laboratuvarını bastı o iki dallama. Sonya bizden yardım istedi. O zaman dedi bir sonraki durak Pokemon laboratuvarı dedi Pierce. Önden yol aldı. Şöyle hemen Town Map'i kullanarak laboratuvara doğru uçalım dostlar. Madem öyle laboratuvarda sıkıntı var, uçarız biz de. Bu arada canımızı tatilememize gerek yoktur diye düşünüyorum. Yanlış yere girdik dostlar. Kusura bakmayın. Buradan hemen çıkalım. Laboratuvar şuradaydı galiba. Aynen bu tarafta. Girelim bakalım. Burada ne olaylar dönüyor. Hop. Wishing Star'larla şeyin başkanın ne yapmaya çalıştığını biliyoruz falan gibisinden bir şeyler söyledi. Bu arada bir süreyi kontrol ettim. Muhabbeti orada kaçırmış olabilirim. Bunlar da Wishing Star'ların peşinde bu arada. Asla bizim için bu Wishing Star'ların ne kadar önemli olduğunu anlayamayacaksın. İşte genç kardeşim birbirlerini onaylıyorlar orada. Sonya ile konuşuyorlar. Pokemon'lara saldırıp onları Dynamax formuna dönüştürmesiyle ilgili bir şeyler söyledi Hop. Neden böyle saçmalıklar yapıyorsunuz gibi. Pierce araya girdi. Kesinlikle haklısın dedi. Çoktan bir savaş kaybettim falan. Hadi bakalım. Double Battle şu anda. Muhtemelen Double Battle'a gireceğiz. Bana yardım eder misin dedi. Biz de tabii ki dedik. Double Battle dostlar. Hop. Sword Ward, Polisopot,
Aynen, gördüğünüz gibi daha atakçı Pokemon'ları var demiştim dostlar. Geldi atakçı Pokemon'lar. Süper efektif. Kime vuruyorum? Golisopod'a vuruyorum. Ben oraya çalışıyorum. Sen sağ tarafa çalış o zaman. First Impression'ı double'a attı. Güzel. Rock Pump'la. Ya tek atarız ya Emergency Exit'la sahadan kaçırırız diyecektim. Tek atamadık. Defansı ve atağı çok güçlü bu arada. Special defans olarak zayıf bu arada. Golisopod dostlar. Double Blade. Güzel. O da olur. Hipnosis attı, kime attı? Bana atma. Ya abicim bana atma onu ya. Bana atma onu ya. Bana atma onu. Bu arada uyandıracağım. Dostlar. Var mı bizim awakening'imiz? Yok galiba. Full heal kullanacağım yine. Yapacak bir şey yok. Ya double atsana abicim onu. Bana niye atıyorsun? Double Edge. Pek bir etkisi olmayacak. Normal tipin çelik türüne pek bir etkisi yok dostlar. Ekstra sensöre attı Dreadnought'a. Sacred Sword Double attı. Çok güzel. Şu Bronzong'u indirmek istiyorum ya. O çok can sıkan bir Pokemon oldu. Inteleon. Hayır. Şöyle Fight. Jawlock. İkisine de süper efektif vururuz ama ben o Bronzong'u indirmek istiyorum. Umarım benim saldırdığıma saldırmazsın diyecektim. Benim saldırdığıma saldırdı. Muhtemelen ben tek atacaktım ona. Neyse. Anlaşamadık. Sacred Sword bana vuracak ve iyi vuracak. Süper efektif vuracak. İşte bundan korkmuştum. Umarım benim saldırdığıma saldırmazsın diye. Phalanx attı. Kaybedeceğiz Dreadnought'u. Dreadnought'u kaybetmeden Double Blade'i de sahadan silelim bence. Bak şimdi yine benim saldırdığıma saldırma lütfen. Ya ne kadar gerizekalı bir adam bu ya. Bu sefer de geldi yine benim saldırdığıma saldırdı. Ve öleceğiz. Dostlar şu anda. Ha saldırmadı, çok güzel. Kendisini buffladı. Bir şart. Dostlar bir Pokemon değişimine gidebiliriz. Valla sinirimi bozdu benim. Ben Earthquake'le dalacağım alayına. Inteleon'a da dalacağım. Artık yapacak bir şey yok. Kime atıyorsun o snapshot'ı? Phalanx'e. Güzel. Close combat. Gel bakalım. Defansını düşürdü Phalanx. Special defansını da düşürdü. Iron Head. Güzel. Öldürmeyen saldırı güçlendirir dostlar. Alayına gideri yapıyoruz şu anda. Earthquake'le. Öbürüne saldır bari. Phalanx'e saldırdı. Keşke öbürüne saldırsaydı. Kendisi de sağdan silinip gidecek şimdi. Ah, hayatta kaldı Inteleon. Güzel. Galiba kılıç kafalının Pokemon'u kalmadı. Shieldburst'un kaldı sadece. O da Click Clack attı. Ah, diğerinde Golisopod'u var, evet. Şimdi sahadan silelim bunları. Sucker Punch kime? Inteleon'a. Çok güzel. Zaten sen indirmesen ben indirecektim onu. Earthquake'le. Ve bu savaş burada bitmedi. İlginç. Ölürler diye düşünmüştüm. Ve şu an sahadan sildi Sandakonda'yı dostlar. Sırada kim var? Şimdi Arctozolt'u salacağım sahaya. O da Corviknight Knight gönderdi. Şimdi kime dalacağız? İki hangisine vurursak vuralım öldüreceğiz. O yüzden şöyle direkt karşımızdakine saldırıyorum. Artık Corviknight da öbürünü halleder diye düşünüyorum.
Quickening Plank'ı. Shift Gear. Kime saldırıyorsun? Heh, şey, support saldırısı kullandı. Kendi buffladı. Atağını ve hızını yükseltti. Brave Bird'le de Corvid Knight Blink Lang'ı indirdi dostlar. Bu arada sahaya şeyi sürmedik. Bunlardan az para alacağız. Keşke bir tomtomcu davulcumuzu sahaya sürseydik. Rillaboom'u. Gerçekten kazandınız diyor. Evet, kazandık. Rusted Sword'u geri ver dedi. Kötü bir zamanlama mı? Özür dilerim dedi. Bu adamlar çok tehlikeli. Dikkat et diyor asistanına. Ama asistan... Ajan çıktı dostlar. Wishing Star'ları Shilbert'le... Sword Ward'a verdi. Ajan çıktı, bunların adamıymış. Asistan. Sonya müthiş bir hayal kırıklığına uğradı dostlar. Allah Allah, ağlamaya mı gitti, ne yaptı oraya ergen kızlar gibi? Ağlamaya gitti galiba dostlar. Neyse. Sonya burada ağlarken dostlar biz de bölüme ara verelim. Bölüm 40 dakikayı bulmuş. Daha fazla uzatmanın bir manası yok. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.